sadece muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir. Evet. Bizim açıklık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli siyasettir. Dünyanın büyük genel şartları ve asırların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında hayalperest olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur. İlimin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin bünyemize tamamen uygun ve dayalı olması lazımdır. Evet, şimdi burada da çekildiğimizde Mustafa Kemal'den bizzat alınmış bir aktarma cümle var. Burada biz bu cümlelerden yola çıkarak o dönemde bizim dış politikamızın esaslarını böylece anlamıştık. Peki nedir bu dış politikanın esasları? Bir, bağımsız olmak. Ne demek bağımsız olmak? Niye biz bu esası kabul ettik? Evet, bağımsız olma çizgiler tarihte neyi ifade ediyor? Bağımsızlığın şartı nedir? Niye bağımsızlıkları buluyor? Osmanlı'nın bu anlamdaki en büyük zaafı neydi? Hatırlayın, bağımsızlık noktasında Osmanlı'nın güçlü zaafı neydi? Hatırlıyor musunuz? Ekonomik boyutlar. Evet, bunlardan en önemlisi nedir? Kapitülasyon. Hatırlayın, kapitülasyon bizim dış borçlanmamız sonucunda. Ondan sonra süreçte de bizi etkileyen çok önemli bir ekonomik zaaftı. Kapitülasyonların kaldırılması. Denizlerde de bir başka önemli yeniliğimiz, itirafımız vardı. Neydi o? Kabotaj kanunu değil mi? Kabotaj kanunuyla birlikte biz hem ekonomik hem siyasi bağımsızlığımızı gerçekleştirmiş olduk. İkincisi, dış politika mesajlarından birisi gerçekçi. Hatırlarsanız biz İnkılap Tarihi dersine başlarken o dönemin ideolojilerinden bahsetmiştik. Osmanlı Devleti'ni kurtaracak ideolojilerden bahsetmiştik. Neydi bu? Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, alemi merkeziyetçilik değil mi? Ancak bu politikalar Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya ne yapmadı? Yetmedi. Mustafa Kemal'in buradaki ifadesinden anlaşıldığı gibi hayaller peşinde koşarak devlet kurtarılmaz denildi. Peki Osmanlı Devleti'nin hayalperestleri kimlerdi? Enver Paşa. Enver Paşa'ydı değil mi? Enver Paşa'nın ortaya koyduğu bir ideoloji var. Neydi o? Turancılık. Yani bütün Türkleri tek çatı altında toplama düşüncesi. Ancak o dönemde Türklerin ellerindeki imkanlar bütün Türk dünyasını bir araya getirmeye ne yapmadı? Yetmedi. Bu bizim için bir hayal. Günümüzde elindeki imkanlar neyse bu imkanlar doğrultusunda siyaset geliştirmen gerekir. Mustafa Kemal'in burada da ifade etmiş olduğu şey budur. Gerek İslamcılık üzerinde, gerek Turancılık üzerinde üretilecek siyasetlerin o dönemin şartlarında Osmanlı Devleti'ni kurtarmayacağını ifade etmiş. Ve böylece gerçekçi olan Anadolu'yu kurtarma, yani İslam'ın milli sınırları içerisinde var olabilme mücadelesini hedef olarak görüyor ve onun üzerinde ne yapıyor? Yönlendiriyor. Akılcı olacak diyor. Yani rasyonalist olacak. Evet. Burada amaç ne? Buradaki amaç da şu. Biz devletlerle geliştirdiğimiz ilişkilerde eğer aklımızı ve mantığımızı yani o dönemin siyasi gerçeklerini dikkate almazsak doğal olarak ortaya koyacağımız siyaset bizi kurtarmaktan ziyade bizi ne yapacaktır? Yıkılmanın peşine götürecektir. Var olan elimizdeki imkanları da doğal olarak ne yapacağımızı böylece elinden kaçırmış olacağız. O zaman akılcı olması lazım. Çağın şartlarına uygun olması lazım. Barışçı olası. Biraz önce söyledim. Barışçılığın en önemli ifadesi neydi? Evet, yurda sur, çağında sur. Yani dünyada barışı sağladığın gibi, onun için gereken örgütlenmeler içerisine girdiğin gibi aynı zamanda kendi ülkenle ne yapacaksan barışı sağlayacaksın. İç barışı olmadan dış barış olmaz. Bir önemli esas da bu. Bir diğeri, milli egemenliğe dayanacak. Hatırlayın 1922 yılında biz milli egemenliğin karşıtı olarak neyi kaldırmıştık? Saltanatı kaldırdık. Saltanatın üretim modeli neydi? Evet, neymiş? Babadan oğula geçen sistem. Yani monarşik sistem. Monarşik sistem neydi? Tek kişi egemenliğine dayanan yönetim biçimi. Bu da neye tersti? Milli egemenlik anlayışı. Yani cumhuriyet anlayışına tersti. Doğal olarak da bunun da ne yapması gerekiyordu? Bu
şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bir diğeri, uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan. Biz buna müsekaliye diyoruz. Şimdi biraz sonra göreceğimiz Türk-Yunan ilişkilerinde bunu göreceğiz. Müsekaliye ne demek? Karşılıklılık demek. Hatırlayın, geçen sene biz bir konu görmüştük Osmanlı tarihinde. Osmanlı tarihinde Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı sadrazamına denk sayıldığını söylemiştik. Bu neydi? Mütekabiliyete ters. Yani eşitlik anlayışına ters. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti şunu diyor. Nasıl ki Avrupa'nın büyük devletleri kendilerine göre bir siyaset geliştirmiş ise bu siyasette dünyada uyumluyor ise biz de bu siyaset içerisinde bir aktör olarak var olacağız. Biz ikinci sınıf devlet muhalefetini kabul etmiyoruz. Yani eşit devlet olarak milletler cemiyetinde ve uluslararası siyasette ne yapacağız? Yer alacağız. Bu nedenle eşitlik prensibini kabul ediyor. Bir diğeri milli kültüre dayanıyor. Kendi kültürünü, kendi yaşam alanı içerisinde eğer bir devlet, bir siyasi güç görmüyorsa o zaman diğer güçlerin kültürel baskılarının etkisinde kalacak. Yani biz buna ne diyoruz? Kültürel emperyalizm. Kültürel emperyalizmin önüne geçmek için ne yapmak lazım? Milli kültüre dayanmak lazım. Bu da bizim dış politikamızda önemli bir husus. Dünya konjonktürünü göz önünde bulundurmak. Dünya konjonktürünü göz önünde bulundurmak bizim için olmazsa olmazdır. Yani zamanı yaşamak. Zamanın şartlarına göre politika üretmek. Bu nedenle de bu dönemde bu da dikkat alınmış. Gerçekçi olmanın zorunlu şartı nedir? Zamanın şartlarına göre politika üretmeniz. Eğer zamanın gerisinde kalırsanız, zamanın gereklerini yapmazsanız, o zaman zaman size hükmeder. Evet, genel hatlarıyla tekrar özetleyecek olursak, Atatürk döneminin dış politikasının 8 tane önemli esası var. Bağımsızlık, gerçekçilik, akılcılık, barışçı, milli egemenliğe dayanan, uluslararası ilişkiler eşitliğe dayanan, milli kültüre dayanan ve dünya konjonktürünü ön planda tutan ona dikkat edelim. Gelelim bu olaylara etki eden 1923 tarihli Lozan Anlaşması'na. Evet, Lozan Barış Anlaşması bildiğiniz gibi Lozan Türkiye mi hocam? İsviçre. Bunları görmüştük son için. Bunları gözüne görüyoruz. Hayır şu anında. Bu sonraki konuyla bağlantılı olduğu için mecbur yapalım. Bu şekilde ifade edelim. Evet. Türk halkının Sevr Anlaşması'na karşı vermiş olduğu istiklal mücadelesinin sonunda imzalanmış olduğu bir anlaşmadır. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir anlaşmadır. Evet, Lozan Anlaşması neyin yerine imzalanıyormuş? Evet, Sevr Anlaşması'nın yerine imzalanıyor. Sevr Anlaşması'nın bir özelliği var biliyorsunuz. Osmanlı tarihinde de önemli bir anlaşma vardı. Aynen Sevr işleri göre. Bunlardan birisi biliyorsunuz nedir? Berlin Anlaşması. Berlin Anlaşması böyle doğan bir anlaşmaydı hatırlayın. Uygulanamamıştır. Bir önemli anlaşma da nedir? Sevr Anlaşması. Niye? Çünkü Türk halkı tarafından ne yapılmamıştır? Halk edilmemiştir. Evet gelelim. Lozan Anlaşması'yla ilgili önemli bir konuya. Lozan Anlaşması neden bizim için önemli? Özellikleri neler? Onunla bir başka arkadaşımız. Yabancı bir tarihçinin gözünden Lozan Barış Anlaşması. Lozan Barış Anlaşması'nın Türkiye için baş önemi, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin içine aldığı hemen bütün topraklarda tam ve bütün Türk egemenliğini yeniden kurmasıydı. Evet. Aynı zamanda uzun süreden beri bir aşağılık kölelik sembolü olarak görülen kapitülasyonlar kaldırıldı. Böylece Türkiye, 1. Dünya Savaşı'nın yenilmiş devletleri arasında tek olarak kendi perişanlığından ayağa kalkmayı başardı ve galipler tarafından kendisine dikkat edilen barışı reddederek kendi şartlarının kabulünü sağladı. Çünkü Lozan Barış Anlaşması aslında Türk Milli Misakı'nın ifade edilmiş isteklerinin uluslararası tanınmasıdır. Evet, şimdi burada Lozan Anlaşması'nın önemine bakalım. Nedir Lozan Anlaşması'nın önemi? İsterseniz bir de burada aradığımızı ve sizinle bildiklerimizi paylaşalım beraber. Lozan Anlaşması deyince ne anlıyor? Acaba Lozan Anlaşması bize ne gibi değerler katmıştır? Evet. Bu Bernard Davis orada ne konumda bulunuyor yani? Bernard Davis bir tarihçi. Siyasetle ilgilenmemiş. Siyasetle ilgilenmedi de kendisi siyasetçi değil.
siyaset bilimiyle uğraşan bir üniversite hocası. Osmanlı ile alakalı da aynı zamanda şey var. Bunun modern Türkiye tarihi ve modern Türkiye'nin doğuşu ile ilgili kitaplar var. Bir İngiliz tarihçidir aynı zamanda. Siz de bayağı ilgilenmiş herhalde. Evet. Şarkiyatçıdır. Yani Doğu ilimleriyle ilgilenmiş. Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığından fark edilmiş. Evet, şimdi isterseniz Lozan Anlaşması'nın şöyle önemli özelliklerine bakalım. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Askeri başarılar, siyasi başarılarla taşlandırılmadığı müddetçe masa başında başarı elde edilemez. Bu çok önemli bir şey. Eğer biz askeri başarımızı gerçekleştiremezsek bunun ardından siyasi başarı gelmez. Şunu da ifade etmek lazım. Savaşlar bazen masa başında kazanılır. O zaman senin ne yapman gerekiyor? Diplomat yetiştirmen gerekiyor. Bugün siyasal bilimler fakülteleri var biliyorsunuz. Bu siyasal bilimler fakültelerinin en önemli işleri nedir? Diplomat yetiştirmek. Savaş meydanında kazandığını masa başında kaybetmeyeceksin. Evet, Türkiye'nin bağımsızlığı resmen Lozan'la ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Türkiye'nin siyasi olan barış ortamı Lozan'la birlikte gelmiştir. Türkiye'nin dış politikasının temelleri Lozan'la atılmıştır. Biraz önce söyledik. Esaslarını belirledik bu arkadaşlar. Yeni kurulan Türkiye Devleti'nin uluslararası alandaki ilişkilerin diğer devletlerle eşit şartlarda olması gerektiğiyle ilgili yine aynı şekilde Lozan'da kararlar alınmış. Atatürk döneminin dış politikasının esasları ne yapmıştır? Böylece belirlenmiştir. Evet, dış politikada ilişki içerisinde olduğumuz devletler de bu şekilde Lozan'da ne yapmıştır? Belirlenmiştir. Şimdi gelelim o dönemin Lozan'da anlaşma imzalayan devletlerine. Bir arkadaşımız sayısının devletlerin kim olduğunu. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, Portekiz, Belçika, Sovyet Sosyalist, Cumhuriyet Devleti, Bulgaristan, Afrika. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi burada 12 tane devlet var. 12 devletin karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti var. Henüz daha Türkiye Cumhuriyeti yok. Niye? Çünkü tarih 24 Temmuz 1923. Cumhuriyet ne zaman ilan ediliyor? Evet, 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923. Bu devletlerde diyeceksiniz hocam bunların herkesi geri teslim ülkemizi işgal etmedi. Peki bu devletlerin ne işi var bizde? Mesela Japonya'nın ne işi var değil mi? Veya Portekiz'in ne işi var? Bakın burada biz ne diyoruz? Bunlar hangi devletlerin sınıfında? İtilaf devletleri. Doğal olarak da itilaf devletleri içerisinde yer aldıkları için bize anlaşmayı duruyor. Bunlardan Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'ın bu anlaşmaya katılmasının bir sebebi var. Nedir bu sebep? Niye Bulgaristan'la Sovyetler Birliği katılıyor? Normalde bunlar bizim biliyorsunuz hasmımız değil. Bulgaristan ittifak içerisinde olduğumuz devlettir. Yine Sovyetler Birliği 1918 yılında çekilmişti. Niye bu devletler acaba Lozan Anlaşması'na 1923 yılında katılma ihtiyacı duyuyorlar? Sebep neydi? Karadeniz'e kıyısı olduğu için bu devletler ne yapıyor? Katılıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Bulgaristan yani ikinci ülke ne yapıyor? Boğazlar meselesinden dolayı katılıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci statüsünde kalır. Evet. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ittifak devletleri ne yapıyor? Bu anlaşmada yaratmış oluyor. Lozan'da daha sorunlar ve çözümler. O dönemde yansıtan bir karikatür var, bak burada görüyorsunuz. Burada İsmet Paşa ve İtilaf Devletleri'nin yetkilileri. Bunlar ne yapıyor? Bir anlaşılıyor. Lozan'da ele alınan konular. Sınırlar, boğazlar, kaptirasyonlar, dış borçlar, azınlıklar, savaş tazminatı, patrikhane, yabancı okullar. Evet, istersen şöyle tekrar bir yere sınırlarla ilgili bir arkadaşımız okusun. Ne var? Türkiye, Irak, Mısır ve Türkiye sınırları. Evet, Lozan Anlaşması'nda Mısır sorunu ve aynı zamanda Hatay sorunu misafirlerimiz.
İktisadi bilgiye göre çözümlenememiş. İki, boğazlar. Türkiye'nin istediği gibi çözümlenmemiş ve batılıların içinde bulunduğu bir komisyon bölgesi. Evet, boğazlar komisyonu kuruyor ve Türkiye boğazlarda kendi inisiyatifini ne yapamıyor? Kullanamıyor. Üç, kalkülasyonlar. Tamamen kaldırdı Türkiye'nin. Evet, kalkülasyonları kaldırıyoruz. Böylece ekonomik bağımsızlık alanında önemli bir adım atmış oluyoruz. Sena? Dış borçlar, Osmanlı'dan kalan borçlar Türkiye'nin Osmanlı'dan devletler arasında daha evet. Osmanlı Devleti'nden yaklaşık 30 tane devlet var. Ve bu borçların tamamı ne yapıldı? Başlangıçta Türkiye'nin üzerine yıkılmaya çalışıldı. Ama Türkiye, Osmanlı içerisinde ayrılmış olan devletlerin içerisinde bir devlet olduğunu ifade ederek borçların eşit şekilde devletlere taksim edilmesini istedi. Ve Türkiye'de kendi payına düşen borcu 1954 yılında ne yapmış oldu? Ödemiş oldu. Tam 100 yıl biz Avrupa'ya borç ödedik. Bu aynı zamanda Osmanlı'nın devamını olduğunu kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Nasıl? Yani Osmanlı'nın bu borçları ödememesi, Osmanlı'nın devamı olduğunu kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Tabii ki zaten diğer devletler hepsi de bir anlamda Osmanlı'nın devamı olduğunu ifade etmiş oluyor. Ama asıl devam tabii ki biziz. Niye? Çünkü biz aynı zamanda Osmanlı hukuk sistemini daha da uyguluyoruz. Evet. Gelelim azınlıklara. Bütün azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayılır ancak daha sonra Türkiye'deki Rumlar ve Yunanistan'da Türkler çarşaflı olarak değişir. Evet, buna biz ne diyoruz? Mübadele. Mübadele diyoruz. Bir diğeri savaş tazminatı. Yunanistan'ın Karaağaç köyünü Türkiye'ye vermesiyle çözümlenmiş. Evet, böylece Karaağaç'ı aldık, koskocaman savaş yapıyoruz. Bir tane köyü alıp işi bitiriyoruz. Patrikhanes. Solga. Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunmamak şartıyla devamına izin verilmiştir. Şu anda verilmiştir. Evet, sağ olasın. Gelelim yabancı okullara. Bütün yabancı okullar. Derken, bitti. Evet, elektrik yılı gitti. Hocam elektrik gitti biz. Elektrikten mi? Evet. Aa. Kapıyı mı geliyoruz?